Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Bugün 20 Şubat günlerden pazar. Gündemden haberlerle Line TV ekranlarında karşınızdayız. Bursa ile başlayalım öncelikle. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari bir araç karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların içinde bulunan 6 kişi yaralandı. İstanbul yolu üzerinde ise kontrolünü kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 6 kişi yaralandı. Kazanın adresi Bursa'nın İnegöl ilçesi. Seyir halinde olan Fatih Yıldırım karşı istikametten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerle araçlarda bulunan Sümeyye Yıldırım, Ümit Doğru, Selim Efe ve Merve Ulak yaralandı. 6 yaralı da olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi acil servislerine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları iyi. Ağır hasar olan araçlarsa çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Bir diğer kaza ise Osman Gazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde yaşandı. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri çıkardı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık servis ekipleri tarafından kadın hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi ile Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması nedeniyle 2 saat ulaşım gerçekleşmedi. Toprak kayması nedeniyle Mudanya-Güzelyalı yolu trafiğe kapandı. Bursa'nın Güzelyalı Mahallesi İstanbul Asfaltı Caddesi. Karakayalar mevkiinde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Trafik ekipleri Mudanya'ya bağlı Altıntaş Mahallesi'nde de ulaşım sağlanan yolun geçici trafiğe kapatılması üzerine sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla yola kayan toprak ve kaya parçaları temizlendi. Bölgenin güvenlik bariyerleri ve dubalarla çevrilmesinin ardından 2 saat kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı. Kuş turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler pistlerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu güneşini fırsat bilen tatilciler Uludağ'a akın etti. Karın tadını doyasıya çıkardılar. Bursa Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece, kar kalınlığı ise 131 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçiler Uludağ'a akın etti. Uludağ'ın keyfini çıkarmaya geldim. İlk kez olacak. Böyle bir programda, böyle bir kayak merkezinde ilk kez bulunuyorum. Sizin de bildiğiniz gibi herkes gibi antrenman yaparak kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Oldukça hava güzel. Bugün hoş bir hava var. Kayak için seçilecek ve tercih edilecek bir gün olduğuna inanıyorum. Çocuklar getirdi. Dediler bu Uludağ'ı, kayağı bir de sen gör, öğren diye. Kayak severler pistlerde de yoğunluk oluşturdu. Jandarma ekipleri ise Uludağ yolunda kurduğu kontrol noktalarında kış lastiği kontrolü yaptı. Bursa'da işitme engelli anne babanın kızı olarak dünyaya gelen Emine Biçim, çocukken yaşadığı zorlukları herkesin yaşamaması için ve herkes engellileri anlasın diye işaret dili eğitimi vermeye başladı. İşitme engelli vatandaşların yaşadığı zorlukların önüne geçmek adına her yerde herkese işaret dili eğitimi veriyor Emine Biçim. Bursa'da yaşayan Emine Biçim dünyaya işitme engelli anne ve babanın kızı olarak geldi. Ailesinin yaşadığı zorlukları yaşayarak öğrenen Biçim daha fazla işitme engelli zorluk çekmesin diye işaret dilini herkese öğretmeye çalışıyor. Ben büyürken biraz zorluklar yaşadım. Çünkü istediğim her şeyi aileme anlatamıyordum. Zaman içerisinde işaret dilini öğrendim. İşaret dili ana dilim. Kardeşlerim daha kolay. Annem ve babamla anlaştılar. Büyürken okulda yaşadığım zorlukları, derslerimi, bazı problemlerimi anlatmak istedim ama zorlandım. Anlatınca onlar üzülecek ve bana yardımcı olamayacaklardı. Bunun için kendi kendime çözmeye çalıştım.
Zaman içerisinde kardeşlerimle paylaştım ve bu zorlukları birlikte aştık. Biçim 9 yıldır Bursa'da okullar ve resmi kurumları tek tek gezerek işaret dili eğitimi veriyor. Verdiği eğitimlerden işaret dilini öğrenen kişiler engelli vatandaşları daha rahat anlayıp onlarla iletişim kurabiliyor. İşitme engellilerle karşılaştıkları zaman onları az da olsa anlamak, yardımcı olmak, yön göstermek için işaret dili öğrenmelerini istiyorum. Onlar da bunu hak ediyorlar. İzmir'in Karabağları ilçesinde evine giren hırsızlarla karşılaşan kadın korku dolu anlar yaşadı. Kadın hırsızlarla karşılaşınca büyük bir çığlık attı. Bu çığlıksa hırsızları kaçırmaya yetti. Eve giren hırsızla burun buruna geldi. Bir çığlığıyla hırsızı böyle kaçırdı. Olayın adresi İzmir'in Karabağları ilçesi. 3 kişi sokakta bulunan bir evi gözüne kestirdi. Şüphelilerden ikisi eve girerken bir kişi de kapının hemen dışında gözcülük yapıyordu. O sırada tuvalete gitmek için uyanan ev sahibi Nihal Boy, evin içerisinde iki hırsızı görerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine 3 kişi koşarak sokaktan uzaklaştı. Dış kapının açık olduğunu gördüm ama erkek kardeşim eve geldi zannettim. Ama kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim. Aramızda bir ya da iki adım vardı. Ve o korkuyla tekrar içeri girdim. Odanın kapısını kapatıp bağırmaya başladım ve onlar da çıkmışlar. Annemle kız kardeşimin odasına girip onların telefonlarını almışlar. Onun dışında da askılıkta bir süryerdeki ne var ne yok, çanta, palto falan her şeyi dışarı çıkartmışlar. O sırada, zaten o yüzden de hiç ses duymadık biz çünkü evi karıştırdığını falan bilmiyoruz. Dışarı çıktığımızda, onlar kaçtıktan sonra dışarı çıktığımızda gördük bütün eşyalar dışarıda. Olayla ilgili aile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bedensel engelli vatandaşa ait akülü tekerlekli sandalye hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken aracı çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Vicdansız hırsız engelli bir vatandaşın akülü arabasını çalıp gözden böyle kayboldu. İstanbul Ümraniye'de %92 bedensel engelli bir vatandaş akülü tekerlekli sandalyesini havalandırmak için evinin bahçesine bıraktı. Felçli olan adam kısa süre sonra akülü arabasını bıraktığı yerde bulamadı ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler güvenlik kameralarından hırsızı saptadı ve 56 suç kaydı olan adamı yakaladı. Akülü araç engelli vatandaşa geri verildi. Hırsıza ise işlem yapıldı. Mardin'in Derik ilçesinde 4 çocuk 7 kişiyi ısıran köpekte 4 gün sonra kuduz tespit edildi. Haberin duyulmasının ardından yetkililer mahalleyi karantinaya aldı ve 6 ay süreyle her türlü hayvan ve hayvansal gıda girişi yasaklandı. Sokak köpeği 3'ü çocuk 7 kişiyi ısırdı. Köpeğin kuduz olduğu anlaşılınca mahalle karantinaya alındı. Olayın adresi Mardin'in Derik ilçesi. Okuldan dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'ü çocuk 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılara kuduz aşısı yapıldı. Tedavilerinin ardından da taburcu oldu. Kısa süre sonra ısıran köpek belediye ekipleri tarafından muayene edildi ve kuduz çıktı. Bunun üzerine ilçe hayvan sağlığı zabıta komisyonu kararıyla mahalleye 6 ay süreyle her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş çıkışı yasaklandı. Komisyonda ayrıca veteriner hekim izni olmadan hiçbir hayvan kesilemeyecek ve mahalle bir süre karantinaya girecek. Mahallenin giriş ve çıkışlarına ise kuduz risk bölgesi tabelası asıldı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Caddenin ortasında bir otomobil alev topuna döndü. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Olayı fark ederek aracından inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevler aracı sardı. Çevredekiler ise panik oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçsa yanarak kullanılamaz hale geldi. İstanbul Çekmeköy'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğe açık alanı kapattı, ardından drift attı. Olay İstanbul Çekmeköy-Şile otoyolu yan yolda yaşandı. Bir otomobil sürücüsü Şile otoyol yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Yolda bir süre drift atan otomobil vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü olan sürücü kontrolden çıktı. Araç park halindeki 6 araç ve bir halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortağın adeta savaş alanına döndüğü olayda kazaya sebebiyet veren araç içerisinde bulunan bir kişi ağır yaralandı. 7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazaya karışan araçtaki bir kişi ağır yaralandı. Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü bir sürücü kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında park halinde bulunan 6 farklı araç ve bir de halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı. Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı ilk müdahalesinin sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. İtalya bandrallı Yunanistan'dan hareket alan feribot Yunanistan açıklarındayken alev alev yanmaya başladı. 290 vatandaşın bulunduğu feribottan kurtarılan 26 Türk vatandaşı Türkiye'ye ayak bastı ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan sınırından İtalya'ya giden ve içinde 290 kişinin olduğu İtalya bandıralı feribot denizin ortasında alev alev yandı. Feribotta 239 yolcu ve 51 mürettebat vardı ve gemiden kurtarıldılar. Yolcular ve mürettebat can kurtaran botlarıyla tahliye edildi. Bu 209 kişiden 26'sı Türktü. Yapılan operasyonla kurtarılan 26 Türk Türkiye'ye getirildi. Sağ ol. Yani bir insan bir alevin içinden çıkıp da hayatını nasıl kurtarabilir? Yani biz mucizeyi yaşıyoruz. Şu anki yaşadığımız hayat tamamen mucize. 150 kişi bir tekneye bindik Filika'ya. Onlarla beraber indik aşağı. 1,5 saat zaten aşağıda denizde bekledik kurtarılmayı. İtalyan geldi en son. İtalyan Guardia Finanza geldi. O kurtardı bizi. Ne Yunan ne Arnavutluk. Hiç kimse gelmedi. Otobüsten inen yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bir yolcuysa gözyaşlarını tutamadı. Biz yardım beklerken gün ağarmamıştı, daha çok karanlıktı. Birbirimize hani yardım edelim, yardım edelim derken sağımıza solumuza bakıyoruz. Bu ara aşırı bir duman etrafımızı sardı. Bir baktık İtalyan, bir tane Yunan gemisi gelmedi kurtarmaya. Bir tane İtalyan savaş gemisi geldi. Türk hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun. Çorabım yok, ayakkabım yok. Yani çok değişik duygular içindeyiz. Çok yardımcı oldular. Konsolos bizzat hemen 4 saatin içinde geliyorum diye konuştuk. Allah razı olsun, çok yardımları oldu. Bizi buraya kadar getirdiler. Üzerimizde hiçbir çöp almadan çıktık. Antalya'da bir işletmede çalışanlar tarafından beslenen karga, masa üzerinde bulunan anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra da alıp kaçtı. Besle kargayı, oyusun gözünü sözü tabir yerindeyse gerçek oldu. Bir işletme tarafından beslenen karga, masa üzerindeki anahtarı böyle çaldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde işletmede bulunan bisiklet parkı çalışanı Zafer Uysal, ormanlık alan içerisinde bulunan kargaları bir süre önce beslemeye başladı. Beslediği kargalardan bir tanesi önceki gün işletmenin önüne gelerek bir süre oyalandı. Daha sonra karga masanın üzerinde bulunan işletmeye ait anahtarı önce defterin arasına sakladı, daha sonra da hızla alarak uçtu. Durumun farkına varan adam karganın arkasından koşsa da yetişemedi. Dişisi orada bekliyordu, aklıma geldi. Çünkü bu kargalar genelde eşini etkilemek için parlak cisimleri yuvalarına taşıyorlar. Kontrol ettim, camları kapattım. İçeri gireceğini biliyorum, aklımda var. Fakat anahtarlar kenarda kaldıydı. Kenarda kalınca aküleri şarja götürdüm. Aklıma geldi bir an takarken, koştum ama o anda zaten karga anahtarları götürüyordu. Karga 20 metre uzaklıkta bulunan çam ağacının üzerine konarak anahtarı buraya bıraktı. Anahtar sahibi ise ağaca tırmanıp anahtarını aldı. Sık sık bozulan engelli asansörleri için engelli, yaşlı ve hamile gibi dezavantajlı bireyler bakım çağrısında bulundu. Asansörlerin kullanım amacı dışında da kullanıldığı için bozulduğu iddia edildi. Adana'da kentin işlek caddelerindeki üst ve alt geçitlerde bulunan engelli asansörlerinin bazıları bozuldu. Bazıları da bakım yapıldığı için çalışmaz durumda. Engelli vatandaşlar asansörlerini kullanamadığı için şikayetçi. Motosikletle biniyor, bisikletle biniyor, tablayla biniyor. Şu anda günlük bu asansörü kullanan yaşlı, hamile, engelli kardeşlerimiz en aşağı 1500-2000 kişi bunu kullanabiliyor, kullanıyor daha doğrusu. Biz demin dediğim gibi belediye defaten söyledik. Engelli, yaşlı, hamile gibi dezavantajlı bireyler sağlıklı şekilde bu geçitleri kullanamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını söylüyor ve durumu yetkililere bildirdiler. Karşıdan karşıya geçmek için yaşlısı, hamilesi, çocuklarımız bu asansörü kullanıp da karşıdan karşıya geçebiliyor. Gördüğünüz gibi asansör bozuluyor. Biz de yetkilileri arıyoruz, belediye yetkililerine geliyorlar, yapıyorlar, tekrar bozuluyor. Bu engelli asansörler için bir çözüm isteniyor. Bu asansörler düzgün bir şekilde bakım yapmalarını ve insanların özgürce kullanabilmelerini sağlamalarını diliyoruz. Başka bir şey ayrıcılık istemiyoruz yani. Edirne PCR test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından akın akın tur otobüsleriyle ve aracıyla Edirne'ye gelen Bulgarlar ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını kentteki esnaftan karşılıyor. PCR test zorunluluğunun kalkmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen Bulgar vatandaşları Edirne'ye akın etti. Türkiye'den Bulgaristan'a dönüşlerde uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı. Bulgar vatandaşların Edirne'ye gelmesi esnafa can suyu oldu. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Edirne'ye akın eden Bulgar turistlerin bagajlarında yer kalmadı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgarlar aldıklarını taşımakta zorlandı. Hep geliriz. Her hafta geliriz zaten. Her hafta buradayız. Arabadan geldik. Her şeyimizi aldık. Arabadan döneceğiz. Kuzu eti aldık. Dana eti aldık. Yağımızı, her şeyimiz. Her zaman geliyoruz, alıyoruz, gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu, her şeyimizi alıyoruz. Deterjanımızı, her şeyimiz. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye'den karşılayan Bulgarlar artık ekmek ve suyunu da Edirne'den almaya başladı. İşlerimiz açıldı. Allah'a çok şükür şu anda işlerimiz iyi, memnunuz. Bereket versin. Bol bol alışveriş yaptı. Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmadı. Çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer yoktu. Kadar çıktı. Yakıcı güneşi gören turistlerle vatandaşlar sahillere akın etti. Bol bol güneşlenen vatandaşlar denize bile girdi. 17 derecelik su sıcaklığında kulaç attı. Antalya kışı erken uğurladı. Türkiye'de bir taraf kara kışla mücadele ederken Akdeniz bölgesi yazı selamladı.
Turizm kenti Antalya yaz mevsimini erken yaşıyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece. Nem oranı %55 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler kar kaplı Beydağları manzarası ve berrak deniziyle ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Aileleriyle birlikte sahile gelenler piknik yaptı, bol bol güneşlendi. Bazıları ise Akdeniz'in berrak sularında kulaç attı. Bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti. Hem kışı hem yazı ikisini bir arada geçirebiliyoruz. Yani kar istediğiniz mi karşı, saklı kent, yüzmek isterseniz de denizimiz. Hava çok güzel, su da sıcak. Çok güzel, keyfimiz şükür yerinde yani. Yerli aşı Türkovak, Ankara Şehir Hastanesi'nde 16-18 yaş aralığındaki genç çocuklara uygulanmaya başladı. Gönüllülük esasıyla başlayan uygulamanın ardından yaş aralığının daha da aşağı çekilmesi planlanıyor. 81 ilde kullanıma sunulan yerli aşı Türkovak'ın 16-18 yaş grubunda uygulaması da başladı. Bugün burada ergen çalışmamızı başlatacağız. Önümüzdeki haftada gebelerde primer aşılama ve rapel doz çalışmalarını başlatacağız. Şimdilik sadece Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan aşı çalışmasında gönüllülerin bir kısmına Türkovak, bir kısmına da Koronavak aşısı uygulanacak. Şartlı veya koşullu ruhsat dediğimiz ruhsat süreciyle acil kullanım onayı alarak kullanıma da girmişti. Artık 18 yaş ve altındaki çocuklara yönelik olarak bu çalışmanın planlanmasında da o bakımdan biz çocuk yaş grubumuzda aşımızın etkinliğini, güvenliğini gösterelim istiyoruz. Bu yaşta aslında çok daha iyi cevap verildiği biliniyor ama bunun gösterilmesi lazım. Bir ön çalışma şeklinde 16-18 yaş aralığıyla başlayacak ve bundan sonrasında da diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde de ilerleyecek. Ankara Şehir Hastanesi'nde pilot olarak başlayan uygulamanın gelecek hafta Ankara ile birlikte toplam 14 şehirdeki sağlık merkezlerinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve pek çok şehirde her isteyen gönüllümüzün katılabileceği merkezlerimiz olacak. Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan Side Su Altı Müzesi'ndeki heykeller içler acısı vaziyette. Hem bakımsızlık hem de kaçak avcıların faaliyetleri heykellerin devrilmesine ve kırılmasına neden oldu. 2015 yılında Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Side Su Altı Müzesi, bakımsızlık ve kaçak avcıların attıkları çapalar nedeniyle bu hale geldi. Antalya Manavgat'ta Side bölgesinde su altında 400 bin lira maliyetle hayata geçirilen Su Altı Müzesi'ne sadece Türkiye değil dünyanın pek çok yerinden turist ziyarette bulunuyordu. 5 ayrı temada 117 heykelin bulunduğu müzede heykellerin birçoğu ya kırılmış ya da dipteki sabitleme bağlantılarından koparak yan yatmış halde. Daha yeni birkaç ay evvel yine bizim temin ettiğimiz malzemelerle tamir edildi. Deniz suyu asit gibidir. Yani suyun altına attığınız bir şeyin, bir objenin yıllarca aynı şekilde kalması imkansızdır, mümkün değildir. Onun için atılan heykellerin, objelerin zaman içerisinde korozyona uğraması, zarar görmesi kaçınılmazdır. Bölgede avcılığın yasak olmasına rağmen atılan ağlarda bazı heykellerin üzerini kaplamış durumdaydı. Hayalet avlar, troll ağlar. Bunları gördük, bunları tespit ettik. Kırılan heykeller baya baya var. Bu kırılan heykeller artık kendi dokusunu da kaybettiği gibi artık tehlike arz ediyor. Bir dalgıç oraya yanaştığı zaman dalgıcın takılma tehlikesi, saplanma tehlikesi gibi bir dalış kazalarında olma ihtimali de çok yüksek. Trabzon'da yamaç paraşütü yapmak isteyen genç elektrik tellerine takıldı ve 4-5 metre yükseklikte kaldı. Yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yamaç paraşütü yapıyordu. Trabzon'da Akyazı Tepesi'nden atlayış yaptı. Kısa bir süre sonra da rüzgarın etkisiyle yönünü şaştı, elektrik tellerine takıldı.
Ali Atıcı isimli genç 250-300 metre kadar uçuş yaptıktan sonra inişe geçmeye çalışırken rüzgarın etkisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellerinde 4-5 metre yükseklikte kaldı. Rötarlı bir hava geldi ona. Tam iniş alanında teli de görmedi, fark etmedi. Geldi tele kondu. Geldi sağ olsun arkadaşlar itfaiye geldi, indirdik. İtfaiye ekipleri genci bulunduğu yerden indirdi. Yaralanma yaşanmadı. Sağlık durumu iyi. İspanya'nın başkenti Madrid'de bir lunaparkın içindeki oyuncak çadırının çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Ekipler çatının altında kalan vatandaşları saatlerce çıkarmaya çalıştı. Lunapark'ta bir oyuncak çadırının çatısı düştü, 13 kişi yaralandı. İspanya'nın başkenti Madrid'de bir lunaparkın içinde yer alan auditoriumun çatısı çöktü. Çatının altında ve çevresinde olan 13 kişi yaralandı. Enkaz altından 8 kişi çıkarıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Madrid itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor ve bölge kapatıldı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar dileriz.